Günaydın arkadaşlarım. Bugün ben Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silah programı hakkında konuşmak istiyorum. Bugün ben Kuzey Kore'nin nükleer silah programı hakkında konuşacağım. Geçen ayda Kuzey Kore hakkında çok haber vardı. Ve çok kötü haber vardı çünkü Mart'ta Kuzey Kore'nin 3. nükleer denemesi yaptı ve çok adamlar Kuzey Kore'den korkmaya başladı ve ben de Kuzey Kore'den korkmaya başladım. Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin adı Koreli Pukan. Kuzey Kore'yi anlatmak için biraz tarihi bilmedeyiz. Kuzey Kore yarımadasında iki ülke var: Güney Kore ve Kuzey Kore. Birlik değil çünkü Kore'nin iç savaşı vardı. Kore'nin iç savaşı 1950'de başladı ve 1950'den 1953'e kadar iç savaşı vardı ve çok adamlar öldü. Amerika ve Türkiye Güney Kore'ye yardım etti ve iç savaşından sonra Güney Kore ve Amerika müttefik ülkeleri başladı. Hızlı ben bir ilginç bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu resimde Türk askeri var ve Amerika'dan başka en büyük yabancı ordu Türkiye'den Kore'ye geldi ve çok ilginç çünkü bu resimdeki askeri bütün Türk askeri. İç savaşından sonra Güney Kore'nin adı Koreli Namhan or Tianmingu. Güney Kore bir büyük demokratik ülke oldu ve bugün dünyada en sekizinci en büyük ekonomi var. Ama Kuzey Kore komünist ülke ve çok fakir ve onun diktatörü Kim Jong-un. Kim Jong-un çok ilginç çünkü çok adamlar Kim Jong-un hakkında bilmedi ama 2010'den beri bütün adamlar Kim Jong-un hakkında bildi çünkü onun babası Kim Jong-il öldü ve o Kuzey Kore'nin lideri oldu ve 2011'de çok adamlar Amerikalı adamlar Kim Jong-un
Kim Jong-un'un demokratik lider olması olması istedi ama şimdi bence ve bütün adamların göre Kim Jong-un diktatör kadar onun babası kadar çok kötü ve babası onun babası gibi kötü diktatör. Çok kötü çünkü Kuzey Kore çok fakir bir ülke ve çok çocuklar ve çok adamlar Kuzey Kore'de açlıktan ölüyor ve Kim Jong-un başka adamlar para vermiyor. Kim Jong-un silah onun nüfusundan daha ve çünkü çok adamlar Kuzey Kore'de açlıktan ölüyor ve bu resimdeki çocuklar bence en önemli insanlar çünkü bence çocuklar iyi yaşaması gerek ve iyi yemek yemesi gerek. Bugün Kuzey Kore'nin nükleer silah var çünkü Kuzey Kore Güney Kore'ye ve Amerika'ya karşı 1953'te barış anlaşması yoktu ama ateşkes anlaşması var. Böylece 800 yıldır Kore Yarımadası'nda barış yok. Ve Kuzey Kore'nin nükleer silah programı çok küçük ama ben Kuzey Kore'nin nükleer silah programından biraz korkuyorum. Son zamanlarda zaman ve sabah Kuzey Kore'nin nükleer silah programı hakkında yazdı. Zaman göre Kuzey Kore'nin nükleer programı çok küçük ve Kuzey Kore'deki nükleer silah çok küçük ama bence nükleer silah çok kötü. Onun nükleer silahı Amerika'nın nükleer silah gibi Hiroşima Amerika'nın özür dilerim. Amerika'nın nükleer silah gibi 1945'te Amerika'nın nükleer silah gibi. Çok küçük ama bunlar nükleer silahdan çok Japonyalı adamlar öldü ve bence bu çok kötü. Sabah göre gelecek zaman hakkında konuş yazdı ve gelecek zaman Kuzey Kore sabah göre Kuzey Kore savaşmak istemiyor ama her gün Amerika'ya ve Güney Kore'ye tehdit
Tedit Ede ve Amerika ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tedit etmesi etmesi istemiyor. Ama Kuzey Kore'nin Kuzey Kore tedit eder çünkü nükleer silahdan başka hiç var ve Kuzey Kore için onun nükleer silah programı en önemli şey. Bence inşallah Güney Kore ve Kuzey Kore birlik olacak ve benim ailem Kuzey Kore 1950'de Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gitti ve benim ailem Kuzey Koreli ama çok kötü çünkü hem Kuzey Kore'nin insanları Koreli ve hem Güney Kore'nin insanları Koreli ve çok kötü birlikte ve inşallah gelecek zamanda birlik olacak. Çok teşekkürler ve